Sevgili Sanayi TV izleyicileri, Sanayi TV olarak bildiğiniz gibi sektörün önde gelenlerini öne çıkarmaya, onların tecrübelerinden istifade etmeye çalışıyoruz. Bugün de çok değerli, bu amaçla çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Süleyman Ekinci. Sayın Ekinci, Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı, İç Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekler Federasyonu Başkanı ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi. Sayın Ekinci, programımıza hoş geldiniz. Kendinizden ve bu yapılardan, neler yaptığınızdan bize bahsedebilir misiniz? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Programımıza hayırlı uğurlu olsun. Ben önce kendimden başlayayım, müsaade ederseniz. 1968 Kars doğumluyum. 78'den bu tarafa Ankara'da yaşıyorum. 88'de kurduğum şirketin halen başındayım. 98'de battım. 2008'de ortamdan ayrıldım. 2018'de çocuklarıma devrettim. Allah ömrü verirse 2028'de de 60 yaşında tamamen emekli olmayı hedefliyorum. Demir çelik sektöründe faaliyet gösteriyorum. İki tane şirketim var. Birisi yurt dışı, %90 yurt dışı ağırlıklı ihracat, çelik binalar tasarlıyor. Rüzgar tünelleri, türbinleri yapıyor. Nitelikli çelik, vasıflı çelik dediğimiz işler yapıyor. Diğeri de Türkiye'nin en büyük demir çelik ürün fabrikalarının bölge bayrağını yapıyor. Derneğimizden bahsedeyim. OSYAD 1991 yılında OSDİM'in kurulmasıyla beraber o günkü şartlarda bölgenin sorunlarını kamuya, merkezi idareye, yerel yönetimlere aktarabilmek, oradaki sanayicilere derman olabilmek için 15 tane cengaver arkadaşın kurduğu bir yapı. Bu sene 33. yılı kutladık. Tamamen merkezinde üretim olan, İslam'a, ihracata odaklı, ülkenin menfaatleri doğrultusunda çalışan, sosyal duyarlılığı yüksek bir dernek ve çok demokratik bir yapısı var. Herkese öneririm. Bütün siyasi partilere de örnek almalıdır. İki dönem kuralı vardır. Başkan seçilir, iki dönem yapar. Üçüncü dönem yönetimdeki arkadaşlardan bir tanesi zaten yetişmiş olur. Devam eder. Ben 8. başkanım. Çok dinamik bir yapımız var. Türkiye'nin, Ankara'nın dışında da üyelerimiz var. Sanayinin enleri dediğimiz birçok firma üyemiz. Yani içinde reklam olmasın ama işte Bülbüloğlu da bizde, Hidromek de bizde, Aselsan, FNSS de bizde. Dernek bununla yetinmemiş sevgili Bilici. Devamında bir federasyon kurmuşlar. İç Anadolu'yu kapsayan İç Anadolu İş İnsanları Dernekler Federasyonu, İç Asifet'i kurmuşlar. Burada da şu anda bir ay önce ben yeni genel başkan seçildim. 17 tane derneğimiz var. Konya'nın da içinde oldu. Federasyonu burada da inşallah daha ileri taşıyabilmek için bir arkadaşlarımıza birlikte bir misyon edindik, bir görev aldık. Devamında gene OSYAD'ın öncülüğünde federasyonların yeterli olmadığını, federasyonların çatı kuruluşu olan Konfederasyon'a öncülük etmiş bir yapının parçasıyız. Türk İş Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu'nun kurucu başkanlarından birisiyiz OSYAD olarak. Elimizden geldiğince bu mecralarda ülkenin daha zengin olabilmesi için, daha ihracat kabiliyetlerini artırabilmesi için, ülkeye katma değer sağlayabilmek için elimizden gelince çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin en büyük örgüt yapısı bu. 50 bin iş insanından bahsediyoruz. Tamamen gönüllü ülkesiyle, hiçbir zorunluluk olmadan, tabiri caizse insanların özelinden, vaktinden, nakdinden zaman ayırıp buralarda sadece ve sadece faydalı olabilmek için, ülkeye katma değeri artırabilmek için çalışıyoruz. Allah da bize nasip etti. Biz de elimizden geldiğince birikimlerimizi burada bir sonraki kuşağa aktarmak ve ülkeye faydalı olmak istiyoruz. KOBİ'lerin genellikle finansmana erişim sorunları bulunuyor. Küçük ve orta ölçekli işletmeler oldukları için kredi temininde de güçlükler çekiyorlar. Son yıllarda da derin bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bu nedenle de finansman sorunları yaşıyor bu KOBİ'ler. Bunları nasıl aşıyorlar Sayın Başkan? Şimdi malumunuz yani dünyada da pandemiyle birlikte başlayan bir resesyon var. Özellikle ülkemizde pandemi arkasından işte felaketler, depremler, sel, en son yaşadığımız Allah bir daha da yaşatması belki 100 yılın en büyük felaketi deprem. Bir de içinde yaşadığımız ama sanki yokmuş gibi davrandığımız bir durum var. Türkiye 12 milyon insana da ev sahipliği yapıyor. 12 milyon insan demek bugün Isparta gibi, Isparta'nın nüfusu 250 bin, sen bileceksin. Isparta gibi 45 tane vilayet yapıyor. Yani bunların da bir ekonomik külfeti var bize. Şimdi bunlar olup bitmişken hiçbir şey yokmuş gibi yaşayamayız. Dolayısıyla bu en çok da tabii önce dar gelirleri sonra da KOBİ'leri vurdu. KOBİ'ler şu anda maalesef işte bir kişiyle 50 kişi arası çalıştıran işletmelerden bahsediyoruz. Finansman erişmekte çok zorlanıyorlar. Çünkü bizim KOBİ'lerimizin sermaye birikimi yok. Bizim sermayemiz zaten yok. Şöyle yok. Bizim sermayeyle tanışmamız, Türkiye'nin sermayeyle tanışması, müteşebbisin yapısının KOBİ'lerle tanışması 1950'den sonra. Yani 50 yıllık, 70 yıllık geçmişimiz var. KOBİ'lerde de katma değeri yüksek ürünler maalesef Türkiye üretemiyor. Bütün derdimiz bu. Bizim Türk Konfet'in mesela birinci derdi bu
katma değerli ürünlerin üretilmesiyle ilgili çaba sarf ediyoruz. Böyle olmayınca da sermaye birikimi de olmuyor. Sermaye birikimi olmadığı zaman en ufacık bir çalkantıda, krizde elindeki sermaye de bitiyor. Şimdi şu anda maalesef finans kuruluşları, biliyorsunuz faiz oranları çok yüksek. Finans kuruluşları KOBİ'lere para verirken çekiniyorlar. Geri alabilir miyim, alamaz mıyım? KOBİ o parayı alsa bile %60-65 faiz oranıyla nasıl para kazanacak, nasıl döndürecek bilmiyorum. Şu anda gerçekten KOBİ'lerin finansmanla ilgili büyük sıkıntılar var. Finansmana erişmekte zorlandıkları için onların finansman ihtiyacını aracı kuruluşa çözüyor. Bu sefer oradaki maliyetler daha yüksek. Yani faktöringlere kadar düşüyorlar. Şimdi finansmancıya da bir şey söyleyemiyorsun, onun da maliyeti yüksek. O da parayı alabileceğine veriyor. Yani aslında ihtiyaç sahibine veriyor. Vermiyor, ihtiyaç sahibi olmayana veriyor. Daha doğrusu ödeme güçlü çekmeyene ve parası olana veriyor. Hal böyle olunca KOBİ'lerde maalesef her geçen gün duyuyoruz. Üzülerek söylemek zorundayım. Bu sene ciddi anlamda iflas sesleri geliyor. Bu işe bir an önce çözüm bulunması lazım. Çok teşekkürler, haklısınız. Sayın Başkan, yıllardır enflasyon muhasebesinin uygulanması gerektiği üzerinde duruyorsunuz. Ve bu konudaki ilk açıklama yapanlardan bir tanesi sizsiniz. Şu anda enflasyon muhasebesiyle ilgili uygulama nasıl işliyor? Tam yerinde bir soru. Bununla ilgili şimdi tüccarın başına bela oldu. Müsebbi de ben oldum. Bununla ilgili biz 4 senedir konuşuyoruz. Şimdi normalde bu yasa zaten yürürlükteydi. En son 2004 yılında uygulanmıştı. Yasada açık ve net diyor ki 2 yıl üst üste enflasyon 2 haneli çıkarsa enflasyon muhasebesi uygulanır. Fakat şu anda enflasyon muhasebesi değil. Çıkan yasa enflasyon düzeltmesi. Bizim talebimiz, konu çok uzun. Ben mesleğimde mali müşavirlik. Bizim talebimiz şuydu. Biz diyorduk ki bizim enflasyonik ortamda kazanmadığımız gelen zamlardan dolayı şişen fiyatların kağıt üzerinde çıkan fiktif olmayan karlarının enflasyondan arındırıldıktan sonra gerçek kar neyse onun vergisi alın diyorduk. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Bir araba almışsınız 1 milyon liraya. 3 sene geçmiş. Araba olmuş 3 milyon lira. Satıyorsunuz 3 milyon lira. Devlet size diyor ki 2 milyon para kazanmışsınız. Halbuki arabanın yenisi 5 milyon. Biz dedik ki ya bu arabayı kat sayılarla çarpın. O günün enflasyon oranı neyse çıkan TFTÜ ortalaması mı alırsınız, başka bir şey mi alırsınız? Gerçek rakamı bulun, ondan sonra gerçekten kar varsa bunu alın. Bizim sağ olsun merkezi idaredeki arkadaşlarımız, kamu yöneticileri şöyle yaptılar. Siz arabayı aldınız, satmanızda da gerek yok. Araba halen bilançonuzda duruyor, kayıtlı ya da eviniz ya da iş yeriniz ya da arsanız veya malınız. Demir almışsınız, ben demir tüccarıyım. Atıyorum işte 2000 liradan demir almışsın tonunu, şimdi 5000 lira olmuş, stokta duruyor. Şimdi diyor ki sen o malın 5000 lira olmuş diyor, aradaki 3000 liranın vergisini ver. Hal böyle olunca bu çok haksız bir uygulama. Yani biz şuna karşı değiliz. Çok kazanandan çok, az kazanandan azalsınlar. Buna hiçbir itirazım yok. Ama çok verenden çok, az verenden az alıyor bu sistem. Böyle olmaz, olmamalı. Böyle olursa kayıt dışılık artar. Bizim söylediğimiz her şey ülkenin menfaatine. Neden? Biraz önce verdiğim örnek. Eğer siz bunun önlemezseniz vatandaş şirket üzerinde araba almaz. Şirket üzerinde dükkan almaz. Zaten Türkiye'nin en büyük hastalıklarından bir tanesi bu. Bak gidin Anadolu'yu dolaşın. Depremde de gördük. Evlerden çıkan kasalardan, dolarlardan, altından, zinet eşyalarından. Bizim işverenimiz zengin, iş yerimiz fakir. Bunu bence bir idaresinde neden? Bir insan kendi işletmesine neden güvenmez? Bilançoların güçlü olması lazım. Uluslararası derecelenme kuruluşları geliyorlar, inanamıyorlar bizlere. Ama bu uygulamalar işte insanları kayıt dışına çıkarıyor. Sen kazanmadığı, gerçek reel kar olmadığı paranın vergisini alırsan o vatandaş da kayıt dışına çıkar. Dolayısıyla bir an önce bu uygulamadan vazgeçilmeli. Bizim söylediğimizle bunun yapılanın hiç alakası yok. Biz enflasyon muhasebesi de istemiyoruz, düzeltmesi de istemiyoruz. Bizi kendi halimize bıraksınlar. Gerçek karımız neyse onu alsınlar. Lütfen rica ediyoruz, kayıt dışıyla mücadeleyi hızlandırsınlar. Şu anda yapılan kayıt içiyle mücadele, onu da söyleyeyim. Sayın Başkan, imalat sanayinde vasıflı eleman sorunu yıllardır çok sık olarak gündeme geliyor. Bu sıkıntının kaynağında ne var? Nasıl çözülür? Nasıl bu sorun giderilir sizce? Şimdi Sayın Bilici şöyle, yıllardır biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük problemlerinden bir tanesi vasıflı eleman, ara eleman dediğimiz olguydu. Biz bunu değiştirmiştik. İlk biz söyledik, aranan eleman yetiştirilmeli diye. Biliyorsunuz Türkiye'de 80'li yıllar hatta 90'lı yılların sonuna doğru bizim endüstri meslek liseleri, sanat okulları, meslek yüksek okulları, gece sanat okulları vardı ve inanılmaz derecede bir iş gücüne de katkı sağlıyordu. Bunlar zamanla işlevsel olmaktan çıktılar. Biraz ailelerin baskısı. Çünkü herkes çocuğunun mühendis olmasını istiyor, avukat olmasını istiyor. Ya bizlerde de var. Doktor olmasını istiyor. Ki onun için kimse sanat okuluna göndermek istemiyor. Ben üniversite mezunuyum bilici ama aynı zamanda bir ticaret sitesi mezunuyum. Benim bütün ticari birikim ticaret sitesinde aldığım eğitimdir. Devamında üniversite okudum, işletme okudum, yüksek lisans yaptım falan ama o çekirdek aldığım şey, eğitim benim bütün hayatımı şekillendirdi. Şimdi maalesef endüstri meslek liseleri, sanat okulları hem işlevsel değil hem öğrencileri oraya göndermiyoruz. Hem de göndersek bile oradaki eğitim nitelikli eğitim olmaktan çıkmış. Yani ekip ekipman da yok, teçhizat da yok. Oradaki
Eğitim kadrosu da maalesef istediğimiz seviyelerde değil. Biz şimdi bundan da vazgeçtik. Biraz önce özel konuşmamızda da söyledim. Nitelikli eleman değil, bak niteliksiz eleman da bulamıyoruz. Yani vasıfsız eleman da yok. Bugün ben işte Ostim'deyim, Türkiye'nin en büyük Kobi havzasıdır. 20 bin işletme var orada. Gidin bütün sokaklarda kaynakçı aranıyor, yazar. Frezyacı yazar, bekçi yazar. Yani çaycı da yok, mühendis de yok. Tornada çalışacak adam da yok, bekçi, şoför de yok. Maalesef yok. Ama bir taraftan da 10 milyon, ülkemizde 9 küsür milyon, işte TÜİK'in açıkladığı rakamlar, işsiz var. Yani bu abeste iştigal, bu kadar işsizin olduğu yerde işverenin işçi bulamaması gerçekten yani üniversite test konusu olacak bir durum. Bu eğitim müfredatı başta olmak üzere mutlaka ihtiyaç analizi yapılıp nereye, hangi eleman lazımsa ona göre eğitim programının açılması lazım ve bu orta öğretim kurumlarının mutlaka elden geçirilmesi lazım, çek edilmesi lazım. Almanya örneği ortadadır. Bugün bizim işletmemizde teknik elemanın maaşı mühendisin iki katı. Yani bugün makine teknik elemanın aldığı maaş makine mühendisinden fazla. Yok çünkü. Ya da bir kaynakçı 2000 lira yemeği alıyor, mühendis 30 bin lira maaş alıyor. Kendi akademimizi kurduk, OSYAT Akademi. Şimdi benim dönemimde sadece 1500 üzerinde gencimize sertifikasyon verdik, meslek edindirdik, çalışıyorlar. Hatta bir Avrupa Birliği projesi yürüttük. Müsaade ederseniz kısaca bahsedeyim. 50 tane kadınımızı sığınma evlerinden aldık. Onlara hizmet içi eğitim verdik, yetiştirdik, çocuklarını kreşe yerleştirdik. Hem sosyolog eşliğinde hem pedagog eşliğinde onların gerek kişisel gelişimi, gerekse beceri kazandırma ile ilgili eğitim verdik bir sene boyunca. Bunların 20 tanesi kaynakçı oldu. Şu anda temelli bölgesindeki OSEB'de çalışıyor. 15 tanesi FOKTÜK kullanıyor, 15 tanesi de lojistikte. Bunlar bizi doyuruyor. Demek ki istenince biz yapabiliyorsak herkes yapar. Yerel yöneticiler yapsınlar. Bak ülkede yeni bir şey esmeye başladı. Yerel yöneticiler yapsın, merkeziler yapsın. Bize de bir şey düşüyorsa yapmaya hazırız. Çünkü Türkiye'nin çıkışı üretim. Sayın Bilici, bizim üretimden başka çıkar yolumuz yok. Dünyanın merkezindeyiz, dünyanın ortasındayız. Dünyaya 3,5 saat uçuş mesafesiyle %75 ekonomisine katkı sağlıyoruz. 75 ülkeye ihracat yapıyoruz ama istediğimiz yerde değiliz. Türk insanı bunu hak etmiyor. Burada araya yine bağlantılı olarak bu mültecilerin sanayi kuruluşlarındaki istihdamın giderilmesi noktasında bir katkısı var mı? Çünkü hem katkısı olduğunu söyleyenler var hem de bunun ciddi derecede sakıncalı, olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyleyenler var. Sizce durum hangisi? Şimdi çok kafa karışıklığı ve bilgi kirliliği var. Ben önce şunu söyleyeyim, biz yabancı çalıştırma insanlara karşı falan değiliz. İhtiyaç varsa çalıştırılır. Ama yanlış bir olgu var. Sanki Türk insanının yerine ikame edilebilecek gibi bir olgu özellikle iş dünyası dillendiriyor. Diyor ki işte Suriyeliler giderse, farz misal söylüyorum, sitelerde çalışacak adam kalmaz. Tamam da neden ama neden? Bizim insanımız işsizse, Suriyeli çalışıyorsa bunun kök nedeni nedir? Ya bizim ikamemiz yabancı işçiler olamaz. Çalıştırılmasınlar demiyorum. Bizim eğer kendi elemanımız çalışmıyorsa bunun alt nedenlerini araştırmamız lazım. Yani kendi ülkesinden gelmiş buraya, burada bana çalışacak adamın yarın buradan gitmeyeceğini kim garantisini veriyor? Çok tehlikeli bir oyundur bu. Çünkü bunlar yarın gittiği zaman bugün sitelerdeki mobilyacı, boyacı, işte polyesterci, döşemeci, kumaşçı %80 yabancı. Hatta biliyorsunuz işte Türkiye'deki çobanların çoğu Afgan. Ev bakıcıları Özbek. İşte yer hizmetlerine çalışanlar Türkmenler. Olsun. Hiçbir itirazım yok. Ama bizim insanımızın buralara da istihdam etme olasılığı varsa, olanağı varsa ve onlar iş bulamıyorsa bunun nedenini bulmak zorundayız, çözüm üretmek zorundayız. Sayın Başkan, yine iş dünyasının Avrupa ülkeleriyle ilgili büyük bir vize sorunu yaşıyor iş dünyası. Çok büyük problem. Bu sorundan nasıl etkileniyor bizim iş dünyamız? Şimdi hemen söyleyeyim, geçen hafta Almanya'da bir fuar vardı, makine fuarı vardı. Bizim kendi üyelerimizden orada standları olup da personeline vize çıktı, kendine vize alamadan gidemeyen arkadaşlarımız var. Özellikle bu şeyden sonra, pandemiden sonra ve biraz önce söylediğim bu göçmen meselesinden dolayı Avrupa ülkeleri maalesef bize bu konuda çok dilim varmıyor mu ahlaksızca bir tutum içine girdiler. Bizi yani neredeyse vebalı muamelesi yapıyorlar. Bize randevu vermiyorlar, vize vermiyorlar. Bir haklılık sebepleri de vardır bilemem. Yani onlar diyorlar ki işte gelmiş vatandaş kalmış. Yabancılar var ülkenizde, geliyorlar ülkemize dönmüyorlar. Bunu bahane ediyorlar, bunun arkasına sığınıyorlar. Ama çok büyük problem. Birincisi gerçekten o bölgeye, biraz önce söyledim 75 ülkeye ihracat yapıyoruz diye, iş adamlarımız gidemiyorlar, stand açamıyorlar, fuarlara katılamıyorlar. Öyle olmayınca da maalesef oradaki iş potansiyelimiz, iş gücümüz düşüyor. Bununla ilgili çalışmalar var, biliyorum, yakinen de takip ediyorum ama çok geç kalınıyor. Türk insanının o girişimci ruhu, müteşebbis ruhu, her geçen gün biraz daha kırılıyor. Çünkü yani vize alamayınca demoralize oluyorsunuz. Türkiye'nin en büyük probleminden bir tanesi, yani iş dünyasının en büyük probleminden bir tanesi vize problemidir. Bunun bir an önce çözülmesi lazım.
devletin birinci önceliğinin, Dışişleri Bakanlığı'nın birinci önceliği olması lazım. Yani memlekette tabii sorunlar var her yerde, her memlekette. Biraz önce söyledim yani ülkede bu kadar kaotik bir durum varken, bu kadar kriz ortamı varken, bu kadar felaket yaşamışken bizde de tabii ki aksaklıklar var ama ben sadece şunu söyleyebilirim. Türkiye'nin acil çözülmesi gereken 5 başlık diye sorarsanız bana. Birisi mutlak eğitim, planlı bir eğitimin. 2. Hayvancılık ve tarım başta olmak üzere üretim ekonomisinin kesin öncelik olması lazım. 3. Türkiye'den giden beyin göçünün derhal durdurulması lazım. Yani giden gitsin diye bir şey yok. Biz biliyorsunuz 1930'lu yıllarda dünyadan nüfus ithal etmiş bir insan, milletiz. Bu şeyin genç beyinlerin gitmesini önlememiz lazım derhal. Bir de ülkemizde yani tam dünyanın merkezinde olmamıza rağmen, lojistik olarak her tarafa yakın olmamıza rağmen halen hak ettiğimiz yerde değiliz. Katma değerli ürünler üretemiyoruz. Bununla ilgili devletin stratejik olarak, Savunma Bakanlığı'nın başta olmak üzere, biliyorsunuz savunma sanayi de Türkiye fena bir yerde değil şu anda. Teknolojik ürünlere, bilişime, yeşil dönüşüme yatırım yapması lazım. Son olarak da, biraz önce söylemiştim, söyleyeyim beşinci olarak da, bu gelir adaletsizliğinin ortadan kalkması için vergi adaletinin sağlanması lazım. Vergi adaleti sağlanırsa gelir adaleti sağlanır, gelir adaleti sağlanırsa ülkede huzur ve refah olur. Gelir adaletinin sağlanması da verginin tabana yayılması. Çok kazanandan çok, az kazanandan az almamız lazım. Çok verenden çok, az verenden az değil. Devlet babadır, devlet anadır. Biz de onların evlatlarıyız ama lütfen herkese eşit mesafede davransınlar ve özellikle dediğim gibi üretim odaklı politikalar bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, hem katılımınız için hem de bizim de yakinen takip ettiğimiz değerli çalışmalarınız için teşekkür ediyoruz. Takip edeceğiz tekrar çalışmalarınızı. Teşekkür ediyoruz katılımlarınızdan dolayı. İyi yayınlar, teşekkürler. Teşekkür ediyoruz, sağ olun.